Demokrasi tarihimizin sayfalarında dolaşırken sağ sol kavgaları gördük, ihtilaller yaşadık. Kan aktı, idam sehpaları kuruldu. Ancak bunlar ülkenin yönünü hiçbir zaman değiştiremedi. 1980'lere geldiğimizde ise bir kişi çıktı ve sistemi kökünden sarstı. İnsanların dünyasını değiştirdi. Bu kimine göre büyük bir devrim, kimine göre bazı değerlerin yıpranmasıydı. Ne olursa olsun bu insan Türkiye'nin bir dönemine damgasını vurdu. Eğer bu yasaklar mecliste kaldırılsaydı, biz siyasi aranaya dönemezdik. Oğlum dedim, ben nasıl giyerim bunu? Benim siyasi kariyerim dedim bitirirsin, ben dedim perişan olurum bundan sonra. Türkiye'yi erken seçime götürmeye karar vermiştir. Turgut Bey biraz düşündükten sonra hayır, itiraz etmeyeceğiz. En iyi yapabileceği şey Süleyman Demirel'in ikinci sınıf bir taklidi olabildi. Ondan sonra işte el dikildi falan. Acaba kurşunda zehir var mıdır, yok mudur? Zaten o mikrofon sehpası Özal'ın hayatını kurtardı, kurşun. 18 Haziran 1988 günü Anavatan Partisi kongresinde patlayan silah hedefini bulamamıştı. Ancak yankıları çok oldu. Ülkede tabuları yıkan, dolayısıyla birçok çevrenin çıkarını bozan Özal'ı kim öldürtmek istemiş olabilirdi? Tetiği çeken biliniyordu da tetiği çektiren kimdi? Özal için bu sorunun yanıtını bulmak adeta bir tutku haline geldi. Bu işi değiştirdik. Buyur kardeşim. Babam tek yaptığı şey video kasetini koyuyordu. O vurulma anını kaseti belki 1000 defa falan tekrar tekrar seyretmiştir. Tek tek kim nerede ne yapıyor, nasıl olmuş, nereden falan hepsini inceledi. Ben tahmin ediyorum devletin o zamanki yaptığı araştırma İsviçre'ye kadar uzanmıştır. Gece 11:23 ve sabah 4 arası oluyordu kendisiyle çalışmalarımız. Yatmıyordu o zaman. Bu kasetleri kendisi yavaşlatarak, durarak ben göz ucuyla baktığım zaman birlikte seyrederken enteresan insanın çehresinde bir gülümseme olur. Veya şöyle gözlerinizi açarsınız, ya işte bu orası filan acaba gibi mimiklerle şeyde bilen durumları da oluyordu. Tekrar tekrar seyrediyor. İçime fenalık gelecek kadar tekrar etti. Çünkü üçüncü bir ses var orada. Yani bir üçüncü ses var, madeni bir ses, silah sesi gibi, bir başka ses gibi. O sesin ne ses olmaz olduğunu çözmeye çalışıyor. Üçüncü ses farklı, o sebeple ikinci bir tabanca var mı diye bakıyor yani Turgut Bey. Buyur kardeşim. Milyonlarca defa izledik. Büyüttürdük, Amerika'ya yolladı, ayrıca inceletti. Bir aya mı yolladı, bir yerlere yolladı. Bazı bölümlerini büyüttürdü, incelettirdi. Vallahi iki kişi daha vardı aslında. Yani tek kişi değildi o. Tek kişi değildi. O arada kaçan, o esnada kaçan biri gözüküyordu. Ama onun kim olduğunu bulamadılar. Ve onun tek olmadığında ben eminim. Ben orada iki tane Kartal Demirağ var gibi gördüm. Yani aynı şeyi giymiş, tişörtü giymiş, üzerinde aynı desen olan iki kişi vardı gibi gözüküyor. Ben öyle gördüm. Kaseti seyredenlerin ve Özal'ın en çok dikkatini çeken suikastçının kullandığı silahtı. 1908 Scott marka, Birinci Cihan Harbi'nde İngilizlerin subaylarına vermiş oldukları bir silahtır. Silahı öyle dizayn etmişler ki, şimdi
Bu sıradan bir çocuk değil. Bu ezbere de seçilmiş bir adam değil. Bunu kabul etmek lazım. Kendi bilmeyebilir. Ama özellikler olan, meziyetler olan bir suikastçı. İki tane mermi sağlam çalışıyor. Üçüncüye mermi öyle tabir edilir. Mermi almıyor. Ne olacak? Bir, iki işini bitirdi. Ondan sonra da üçüncüye kendi vuruldu. Yani bu işi organize edenler çok güzel organize etmiş. Kim etmiş? Tabanca, Kartal Demir abi. O ne zaman tesiri tabi demiyor. Atış yaptığı tabanca. İkinci mermide dikiyor. Kovanı dikiyor veya mermiyi dikiyor. Biliyorsunuz herhalde tabanca şu arızayı. Yani üçüncü atışı yapma şansı yok. Her tecrübe ettiklerinde iki tane atıyor, üçüncü de dikiyor. Dolayısıyla o zaman tabii biz bu tabancayı Kartal Demir abi bir başkasının suikast kastıyla verdiğini, mermi dikilir dikilmez koruma polislerinin Kartal'ı öldürmesi imkanının doğacağını düşündük biz. Yani o olay halen de kafamızda bir şüphedir. Ama hiçbir örgütle, hiçbir yerle irtibat bırakmadık. Arkasında bir şey yoktu bana göre. Tek kişilik bir eylem idi. Çok ince detaylarına kadar, derinlemesine araştırıldı bu. Orijinal 7 tane 8 tane mermiyi bir araya getirememiş. Türkiye gibi Anadolu'da silahın bulunması çok zor filan değil ya. Bugün hangi köye, kente, kırsal bölgeye kime gitseniz herkesin evinde iyi bir silah bulursunuz. Silahın bir yeri de kırık. Orada bir kaynakçıya tamir ettiriyor. Bütün bunların teyidi alınmış idi, gidildi, gezildi hakikaten. Bu organize bir harekettir. Bir organize harekettir. Çok boyutlu da bir harekettir. Artı bu işte çoğu kimselerin de parmağı vardır. Çok profesyonel birisiydi. Çünkü silahını ateşledikten sonra koruma polislerinin karşı ateşlerini görür görmez kendisini yere atıp komandoların yaptığı gibi kıvrılarak ateş menzilinden çıkmaya çalıştı. Bu çok eğitim isteyen bir işti. Bunu ancak profesyonel insanlar yapabilirdi. Nitekim Kartal Demir'a öylesine profesyoneldi ki büyük bir yara almadan kurtuldu. Yakalandıktan sonra hiçbir şey söylemedi. Anlatmadı. Beni konuşturamazsınız dedi. Kendi kendine öldüremedi. Teşebbüs ettin mi? Hayır, teşebbüs ettim. Otelde bir defa. Tabancayla bu aldığın zaman. Evet. Fakat sakladığım yerden aldığım tabancamla otelde intihar etmeyi düşündün, yaz yavrum. Tabanı koydum. Koydum. Sakladığım yerden aldığım tabancamla otel odasında intihar etmeyi denedim. Savcım, arkadaşları ismini söyleyecekler. Müsaade ediyor musunuz? Ha, tabii. İsmini söyleyebilir misin? Olayı neden gerçekleştirmiş? Olayı gerçekleştirmek diye bir durum yok efendim. İşte biz anlatıyoruz Savcı Bey burada. Yani psikolojik ben rahatsız olduğum için intihar edecektim. Bir an için düşündüm, Özal'ın dedim toplantısına gideyim. Orada atış edeyim, beni de öldürsünler, ben de götüreyim. Yani Özal'ı öldürmek için değil de sadece bir atış etmek için yani. Hedef olarak Özal'ı yani, tam olarak gözetmek. Bizim müdahil olma hakkımız var. Mağdur olan taraf olarak. Bırakın Allah'ından bulsun, ne hali varsa görsün deyip o davanın üstüne gitmedi. Demek o da inandı ki o çocuk bu işin tek başına, kendi başına organize edip yaptığı bir şey değil. Bunun perde arkasındaki güçler ortaya çıkmış oluyor kanaat olarak. Dayanın bakar mısın bir dakika? Kıldığımı Özel ayrı bir yer aldım. Kulağımı Özel ayrı bir yer aldım. Özel, Kartal Demir Ağa'nın bir piyon olduğuna inandı. Arkasındaki güçleri hemen araştırmaya başladı. Ama ne araştırdılar, ne yaptılar bilmiyorum. Sadece araştırıldığını biliyorum. Neticeye varıldığını da biliyorum. Tahmin ediyorum neticeye de vardılar. Ahmet Selçuk'u yolladı. İsviçre'de ellerinde kaset olduğunu söylemişler. Onun karşılığında bir şey istemişler. Ama o görüşmenin neticesinden bir şey çıkmadı. Yani istemiyordu, açıklanmasını istemedi. Çok uzun bir zincir bu dedi. Bu halkaları birçok ülkelere kadar uzuyor dedi, uluslararası bir şey dedi. Zannediyorum birini istiyorlardı. Cenevre Noga Hilton diye bir Hilton, yanlış hatırlamıyorsam. Yani Kartal Demir Ağa otelde kalmış.
oteldeki hesabını birileri ödemiş. Mesela Özal bu noktaya kadar işi araştırmıştı. Durdu şöyle, o böyle şey yaptığı zaman aklından bir şey. Durdu ve dedi, ya Korkut dedi, biliyor musun dedi, şu işin arkasında şu varmış diye ismi verdi bana. Açık söyleyeyim, ben onun veriş şeklinden o kadar bunu ciddiye almadığını, yani küçümsediğini görünce, peki ne yaptınız dedim. Ya dedi, üzerine gitmemeye karar verdim dedi, yani kendisi. Çünkü çok şey çıkacak bunun altından, yani ortalığı karıştıracak bir şey çıkacak. İş dünyasından, basın dünyasından bir isim etrafında bu yoğunlaşmaktaydı. Ancak söylediğim gibi bu konuda kesin bir hükmü yoktu. Sadece kendi yaptığı araştırmaların böyle bir iz takip ettiği söylenmekteydi. O günkü konuşmalar, kendisinin imalı da olsa sözleri ve anlatım tarzı, bugünkü Susurluk, yani bugünkü diyorum birkaç sene önceki Susurluk o zamanki suikastın bir devamıdır. Suikastin perde arkası tatmin edici şekilde çözülmedi. Tetiği çeken hapse girdi, ancak tetiği çektirenler bulunamadı. Bütün bu olaylar yaşanırken bir yandan da prensler skandalı patlak verdi. Özal, kader birliği yaptığı Kaya Erdem bir prens yüzünden istifa edince prenslere düşman oluverdi. Oysa Özal ilk yıllarında onları büyük ümitlerle yurt dışından getirtmiş ve bürokrasinin tepelerine yerleştirmişti. Yurt dışında parlak işler başarmış gençlerdi bunlar. Hemen hemen 24-25 gün biz Amerika'da bütün eyaletleri, yani ana eyaletleri, bütün eyaletleri dolaşamayız da, dolaşıp orada Türk öğrencilerle temasa geçtik. Konuşmalar yaptık. Sanırım bir 150-200 tane bir portföy ortaya çıktı. Bunları getirdik, rahmetli kahveciye teslim ettik. Yani bu insanlar şu işi yapıyorlar, şu adresteler, Türkiye'de çalışmaya da razılar, hatta kamuda çalışmaya razılar diye. Sanırım bir 10-15 tane arkadaş geldi. Fakat bunlar bir yıl içinde kamuyu terk ettiler. Türkiye'deki bir anlamda establishment, yerleşikler, yerleşik bürokrasi, dışarıdan gelenleri dışlamak için herkesi bir kefeye koyarak ve başında da prens gibi, derinliğine düşünmezseniz kulağınıza hoş gelebilecek ama esasında son derece de aşağılayıcı bir sıfat getirildi. Maalesef bazı arkadaşlar da oralarda çok junior, yani çok alt seviyede ancak bir birikim yapmışlar, yani bir tecrübe edinmişler. Onları bir nevi getirip de bir kuruluşun tam tepesine koyduğunuzda hiçbir şey yok. Yani personelle ilgili de bir tecrübesi yok. Bir takım adamlar Amerika'dan toplandı. Ne idüğü belirsiz bir takım adamlar. Yupiler ortaya çıktı. Ellerinde çanta. Yani yapılmakta olan bir takım olumlu işler, örneğin ihracata yönelik bir takım atılımlar falan, bunların, bu olumsuzlukların hep gölgesinde kaldı. Ne idüğü belirsiz adamlar Türkiye Cumhuriyeti'nde devlet bankalarının başına getirildi. İşte onlardan bir kısmı hırsız çıktı. Hatta pek çoğu hırsız çıktı. Çaldılar, çırptılar, tokatladılar devleti ve şimdi hiçbirinin bakın ismini falan duymuyoruz. Bir kısmı halen firarda. Bir kısmı başka yerlerde. Ve böylece bu işler Türkiye'de bütün manevi değerlerini toplumun alt üst ederek noktalandı. Turgut Özal'ın prensleri diye ne faturalar çıkarıyoruz. Acaba o faturaları çıkanlar şimdi utanıyorlar mı? Acaba hatırlıyorlar mı? Dünyalı Türkleri, yalnız Türkiye'li Türklere değil, dünyalı Türkleri, dünyada Türkiye'ye geri kazandırıyordu. Sen gel Merkez Bankası'nda başkan ol, sen gel Ziraat Bankası'nda müdür ol, sen gel burada bunu ol. Dünyada birikimi olan insanlara Türkiye'ye kazandırıyor. Genç, dinamik, orada varmış, kendini ispat etmiş. Onun için orada belli pozisyonlara gelmiş, insanları getirip buraya koyardı. Otomatik olarak Turgut Bey'in prensleri, prensesleri, lafları, faturaları yaydık, yaydık, yaydık. Prensler çok hata yaptı. Prenslerin bence sisteme oturtulma şekli yanlıştı. Prensler prens olmadılar, birdenbire kral oldular. Asli görevlere çok büyük yetkilerle başta getirildiler. Halbuki
belki o insanlardan daha iyi yararlanabilmenin doğru yöntemi bu insanları tecrübeli bürokratların yanına belki bir iki yıl asistan gibi vermekti. Özal'ın prensler diye adlandırılan isimleri getirmesinin temel nedeni kemikleşmiş kalıpları kırmaktı. Yeni kan vererek bürokrasinin direnişinden kurtulmak istiyordu. En tipik örneği de tüm çabalarına rağmen ilerleme yapamadığı özelleştirme konusuydu. Biz ta 1983 programına mitlenen özelleştirmeden bahsetmemize rağmen ta 86, 87, 88 daha sonraki yıllara kadar unutmayın Türkiye'de sadece sol partiler değil sağ partiler de özelleştirmenin karşısındaydı. Kamuoyu yeterince oluşmamıştı bu konuda. Ben de bazı siyasi beyanatları hatırlıyorum. Kim malını kime veriyorsunuz? Orada tüyü bitmemiş yetimin hakkı var diyen düşünceleri hatırlıyorum o döneme. Bir gün beni aradı. Dedi ki, yahu dedi bu özelleştirmede rötarlıyız. Meksika'da telefon konusunda güzel bir iş yaptılar. Adamlarını göndersen, burayı incelesen, dünya konjörlükte mükemmel. Biz de biraz evvel bu telefonları özel sektör havasına getirsek. Sonra seneler geçti. Biz özelleştirme trenine bu konuda bindik. İki firma da 500 milyon, 500 milyon vererek iki tane telefon aldı. Halbuki Turgut Özal'ın dediği zamanda bu iş yapılsaydı 500 milyonlar var ya 10 katı fazla olurdu. Çünkü konjonktür çok iyiydi. Aynı şekilde çimento fabrikalarını Turgut Özal satıyordu Belçikalılara ve Fransızlara. Birilere karşı çıktı, karşı. İş mahkemelere götürdüler ve bozdular. Sonra aynı çimento fabrikaları Belçikalılara çok daha ucuz fiyata satıldı. 1989'un başındaki ekonomik manzara şöyleydi. Kişi başına gelir 1200 dolardan 3000 dolara yaklaşmış, ihracat 2 milyar dolardan 13 milyar dolara çıkmıştı. İç piyasaya hareketlilik gelmişti. Elektrik üretimi 3 misli, beyaz eşya 6 misli artmış, otomobil üretimi yılda 40 binden 200 bine fırlamıştı. 50 yılda 75 baraj yapan Türkiye bu dönemde 66 barajı tamamlayabilmişti. Ülkenin görüntüsü de değişmişti. Statlar ilk defa yemyeşildi. Maçlar artık kara toprakta değil çimde oynanıyordu. Galatasaray yarı finalde. Ağlamak istiyorum. Galatasaray yarı finalde. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ilk defa kupaların 30 yıllık tarihinde bir Türk takımı Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finalde. Bugün baktım Fenerbahçe. Evet. Stadını bayağı dolmuş. 100 binlik stat istiyorlar. Tabii haklılar çünkü. İnşallah. İnşallah. Seviniriz. Şehirler bilgisayar ile kırsal bölgelerde elektrik, telefon, otoyollarla tanışmıştı. Ancak Türkiye ürettiğinden çok tüketiyordu. Bu nedenle iç ve dış borç rekor düzeyde artmış, enflasyon da rayından çıkmıştı. Özal'a göre Türkiye çağ atlıyor, muhalefete göre halk eziliyor ve fakirleşiyordu. Türkiye işte bu ortamda 1989'da yerel seçimlere gitti. 1989 Mart'ında Türkiye yerel seçimlere giderken Anavatan Partisi çok rahatsızdı. Ekonomik reformlar gözle görülür biçimde ülkenin yüzünü değiştirmiş, ancak olayın anlamı halka bir türlü anlatılamamıştı. Yük, fakir ve orta halli vatandaşın sırtına binmişti. Orta direk tepkiliydi. Muhalefet bastırdıkça bastırıyordu. Ekonomik programla ilgili çok sert tepkiler geliyordu bize. Hükümet de bu tepkileri çaldırış etmeden karar veriyordu. 25 Mart'ında biz belediye seçimlerini yaptık. Zannediyorum ya 20 Mart tarihli ya 21 Mart tarihli resmi gazetede bakacaksınız, göreceksiniz. Bizim hükümetimiz hem köprüye zam yaptı hem çimentoya zam yaptı. Ben rahmetli Özal'a dedim ki yani beyefendi böyle şey olur mu dedim. Yani böyle dedim biz zam yapılır mıymış dedim seçime 3 gün kala 5 gün kala dedim. Siz ne biçim hükümetiz biz dedim. Siz ne biçim siyasetçisiniz falan. O iş ayrı o iş ayrı Mehmet dedim. Bütün teşkilatlar geliyordu ateş püskürüyorlardı bana.
Biz de diyorduk ki ya kardeşim o iş başka, bu iş başka. 1989 seçimlerine geldiğimizde mahalli seçimlere işçiye ve memura zam verilmedi. Özal ekonominin gereği bunun verilmemesi lazım diyordu. Vatandaş Özal'a yeter diyordu. Yeter derken şu manada yeter diyordu. Ben kendi tefsirimi yapıyorum. Özal yeni bir reformlara giriyordu, yeni bir hareketlere giriyordu. Ülkeye birçok yeni şey getiriyordu ama diyordu ki bu nesil bazı zahmetleri çeksin, evlatlarımız refaha kavuşsun. Halbuki vatandaş da diyordu ki, arkadaş biz yeter çektik, biz birazdan da bizden sonra gelenler çeksin. O elektrik faturasını, o telefon faturasını, o çeşitli faturaları geri ödeyecek gelir artışını sağlayamadık. Bu mümkün değildi. Bunun faturası da bize çıktı ama bu faturayı birilerinin ödemesi lazımdı. Doğru bir faturaydı. Yani çünkü eninde sonunda insanları bu medeni imkanlardan mahrum edemezsiniz. Onları öyle yaşamaya mahkum edemezsiniz. Tabii bunların takdiri bilahare yapıldı. Ama tabii canı acıdı insanların. Canı acıyan insanların verdikleri oylar başta Özal'ı ardından da ANAP'ı şok etti. Sadece %21. Bir önceki yerel seçimlerde oyların %45'ini alan ANAP bu defa tam yarı yarıya kayba uğramıştı. Hükümet Başkanı 24 Mart 1989 tarihinde yapmış olduğu basın toplantısında bana göre buzlarını çözdü. Dedi ki daha evvel işte bu bir yerel seçimdir. 5 seneliğine biz yetki aldık. Binaenaleyh ne çıkarsa çıksın biz iktidarımızı sürdürürüz derken döndü dedi ki eğer hizmet göremeyeceğimiz bir oy tablosu çıkarsa çeker giderim. Muhalefet falan da olmam. Çıkan tablo bu. 100 kişiden Türkiye'de neredeyse 80 kişi biz seni istemiyoruz diyorlar. Gece saat 12'den sonraydı Turgut Özal'ın yanına çıktık. İstifalarımızı sunduk. Kabul etmedi. Kendisi çok üzgündü. Teselli vermeye çalıştık. Tabii herhalde onun çok üzüldüğü zaman rengi böyle siyaha yakın kararır. Hiçbir şey söylemedi, hiç konuşmuyordu. Kamuran Bey gelmişti, inan o da bizimle birlikte teselli veriyordu. O gece Özal'ı sinirlendiren bir başka olay yaşandı. Seçim hezimetinin anlaşıldığı sırada TRT partinin istediği gibi icraatın içinden programını yayına vermişti. Taraf yapılmış Semra Hanım. Her taraf güzel, imar edilmiş. Yollar, yapılar, şehrin görüntüsü değişti. Ama sadece İstanbul'da değil tabii, bütün Türkiye'nin her yerinde değişikliği görüyorsun gayet güzel. Allah razı olsun yapanlardan. Hadi bir kaset koy da şöyle bir neşelenelim Semra Hanım. İşte bu sahne öyle yanlış bir ana rastlamıştı ki Özal küplere bindi. Seçimlerin ertesinde partisi kendisine bir liste çıkardı. Neden kaybettik bu mahalli seçimleri diye. İşte çeşitli sebepler, yolsuzluk söylentileri, şunlar bunlar bunlar falan. Ve diyelim bunlardan bir tanesi de Cem Duna idi. Ve benden dolaylı olarak ayrılmamı istedi. Dedim ki yeni çıktık 89 yerel seçimlerinden. Büyük bir zimmete uğradık. Bu işin baş sorumlusu Sayın Başbakan'ı kürsüye davet ediyorum. O baş sorumlusu lafında biraz şey vardı. Sonradan beni ya keşke baş yetkilisi, baş bilmem nesi deseydim diye düşünceye sevk eden bir ileri gidiş vardı. Ayağa kalkmasından, yürürken kollarını sallamasından, yüzünün kararmasından ne kadar sinirlendiğini hissettim. Eyvah dedim. Eyvah. Grup çok çabuk bitti. 20 dakika sonra Mükerrem Taşçıoğlu grup başkan vekili değildi. Hükümeti değil, İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir gibi, Konya gibi, Kayseri gibi kentleri bir idare etsinler de görelim. Belediyelerin bize verdiği yük üzerimizden kalkmıştır. Evet, şimdi başka sahipleri vardır. Onlar ellerinden geleni yapsınlar.
Grup toplantısından sonra asıl sınavı basın toplantısında verdi. Son derece gergindi. Seçim mağlubiyetini açıkladı. Milletimiz bu seçimlerin bir iktidar değişikliğine yol açmayacağını zaten bilerek oy kullanmıştır. Bu bilinçle bize bir mesaj vermek istemiştir. Bunu anlıyor ve saygıyla karşılıyorum. Bu mesaj enflasyonu biraz daha hızlı indirin manasına geliyor, onu biliyoruz. Çünkü gittiğim her yerlerde bana vatandaşların pahalılıktan şikayet ediyorlardı. Biz de bu tedbirleri alacağız. Basın toplantısındaki diğer önemli sorun artık gündeme giren Cumhurbaşkanlığı seçimiydi. Tablodan sonra Cumhurbaşkanlığı aday olmadığınızı söyleyebilir misiniz? Onu da söyledim. Çok daha erken. Bu konuda konuşmak çok daha erken. Yalnız bir tek şey biliyorum. Ana vatan grubu Cumhurbaşkanını seçer. 1989 yılının ikinci yarısında ise devletin tepesindeki değişiklik gündeme girdi. 12 Eylül'ün simgesi Cumhurbaşkanı Evren'in görev süresi dolmuştu. Cumhurbaşkanlığı seçimleri Türkiye'de hep sancılı olduğu için bu defa da bütün gözler Çankaya'ya döndü. Köşke kim çıkacaktı? İlk nabız yoklamasını da Cumhurbaşkanı Evren bizzat yaptı. Cumhurbaşkanlığı ayrılma zamanım yaklaşıyor benim. Cumhurbaşkanı kim olacak? Tabii ki Anavatan Partisi'nden birisi olacak. Çünkü 290'a yakın milletvekili var. Ama Özal böyle bir kendi partisi içerisinde bir yoklama yapıyor. Haberini aldım. Ben kendisine dedim, bak Özal dedim. Ben anlıyorum ki sen dedim Cumhurbaşkanlığına soyunuyorsun. Efendim öyle olacak dedi. Bence hata yapıyorsun dedim. Çünkü bu partiyi sen kurdun dedim. Bu senin evladın dedim. Sen şimdi bunu bırakıp Cumhurbaşkanlığı geçeceksin. Partin başsız kalacak. Ben sana söyleyeyim dedim. Ve Cumhurbaşkanlığında zaten bir yetkin de olmayacak dedim. Ya bunu ben olsam senin yerine kabul etmem dedim. Hatta bazılarını da söyledim. Şu mesela bunlar da olabilir dedim yani Cumhurbaşkanı. Pekala yapabilir bunlar. Ali Bozer dedim. Yani Kaya Erdem dedim. Yani bunlar böyle hatırımda kaldığı kadarıyla. Bir kere ben muhalefete düşmem dedi. Muhalefet deka olmam dedi. Fakat son seçimlerde belediye seçimlerinde aldığı neticeleri biliyorsunuz. O ona bir işaret gibi geldi. Sonra dedi ki insanlar ne kadar dedi ağzıyla kuş tutsa iyi hizmet verse ne olursa olsun eskir dedi bıkılır insanların yüzünden eskir bıkılır. Ve bu belediye seçimleri neticesi de dedi hoş değil. Yani bir dahaki seçimlerde ne olacağı belli değil. Rahmetli Özal da bizim fikir ayrılığımızın temelinde rahmetli Özal'ın Cumhurbaşkanı olma tercihi yatar. Yani Cumhurbaşkanı'nın konumunu başkana dönüştürecek bir siyasi ağırlığımızın mevcut olmadığını, dolayısıyla Türkiye'nin bir siyasi belirsizliğe, bir siyasi çekişme dönemine atılacağını, Anavatan Partisi'nde bir liderlik meselesinin ortaya çıkacağını, Anavatan Partisi'ndeki hiç kimsenin rahmetli Özal'ın bıraktığı boşluğu doldurmaya yeterli olamayacağını, dolayısıyla Cumhurbaşkanı olma tercihinin Türkiye'yi bir siyasi belirsizliğe sürükleyeceğini ifade ettim. Üzülerek görüyorum ki benim argümanlarım haklı çıktı. Benim yerleşik kanaatim odur ki rahmetli Özal Cumhurbaşkanlığına yükselmedi, Cumhurbaşkanlığına kaçtı. Neden böyle söylüyorum? Bir kere Cumhurbaşkanlığı bizdeki tarifi gereği Turgut Bey'in karakteriyle hiç uyuşmayan bir makam. Yani bizde Cumhurbaşkanlığı yürütmenin, icraatın makamı değil. Turgut Bey ise kendini projelerle var etmeye çalışan, projelerle tarif etmeye çalışan bir kişiydi. Bu anketleri de gördükten ve dün toplantıyı arkadaşlarımla yaptıktan sonra neticede adaylığımı koymaya karar verdim. ...21.75'le oturulur muydu Çankaya'da? Onun için karşı çıktım. Ben sadece ben değil, Türkiye karşı çıkmalıydı. Oturuluyorsa mesele yok.
Ben yani 1989 yerel seçimlerde o 21-75 değil mi? Ondan karşı çıktım. Sadece ben karşı çıkacak değildim. Herkes karşı çıkmalıydı. Bir şey söyleyeyim. Usul bakımından, hukuki bakımından bir hata yoktur Çankaya çıkışında. Yalnız işin özüne indiğiniz zaman 21-75 oydur işte. Bugün mecliste bulunan ANAP çoğunluğunun ülkedeki seçmen desteği 6 ay önce yapılmış seçimlere göre ancak %21.8'dir. Böyle ters bir yapıyla bütün vatandaşların benimseyecekleri bir cumhurbaşkanını nasıl seçeceğiz? Sayın İnönü'den bu lafları duymak istemezdim. Demokrasiye inandığını zannediyordum. Evet. Bana vaktiyle rahmetli pederinin Adnan Menderes'e söylediği sözü söylüyor. Beni, sizi ben de kurtaramam. Bunu söylemeye çalışıyor. Size huzurunuzda ifade ediyorum. Bu memlekette demokrasinin, serbest fikrin, hürriyetin yerleşmesi ve bir daha geri dönülmemesi için bir Turgut Özal feda edilecekse buna da hazır. Özal'ın Çankaya'ya çıkması sorun değildi. Partisinin oyu yeterliydi. Asıl sorun ondan sonrasıydı. ANAP'ın başına kimin geçeceğiydi? Özal'ın ilk adımı sonradan 18 Türk büyüğü diye adlandırılacak olan 18 isim belirlemek ve grupta anket yaptırmak oldu. 18 Türk büyüğü ile ilgili bir anket yaptırdı şeyde partide. En çok sevdikleriniz, en çok sevmedikleriniz. Bunlar kapatıldı, verildi ona. Hiçbir zaman neticeleri açıklanmadı. Eğer biliyorsa Hüseyin Aksoy biliyordur. Onun özel kalem müdürüydü o zaman. Onu Semra Hanım daha iyi bilmez. Şu şahsı ne kadar istiyorsunuz? Öbür taraftan aynı şahsı da ne kadar istemiyorsunuz? Bir bakıyorsunuz. İsteyenler ve istemeyenler birbirine çakışıyor. Hüsnü Doğan, Mesut Bey. Yüksek oyları bunlar. Parti artık çalkalanıyordu. Kimin lider ve başbakan olacağı bir türlü saptanamıyordu. Daha sonra bu 18 kişiyi 8'e indirdi. Ben her iki listede de varım. Yani hem 18'de hem 8'de. 8'e indirdi. Ve bizi hatta bir gün başbakanlıkta bir odaya kapattı. Dedi ki aranızdan birini seçin, aranızda kabul ettiğiniz kimseyi ben başbakan yapacağım. Dedi. Tabii biz aramızda kimseyi seçemedik. Orada benim dışımda Mesut Bey vardı. Ali Bozer vardı. Cengiz Tuncer, Oltan Sungurlu, Ekrem Pakdemirli, Mehmet Geçiciler. Toplam 8 kişiydik. Belki bir kişi unuttum şu anda, bilmiyorum. Onun niyeti bizi baş başa bırakıp bizim aramızda varacağımız bir uzlaşmayı kendisine bildirmemizdi. Hatta bunu kardinallerin papa seçimine benzetmişti. Burada bir uzlaşma olana kadar bu toplantı devam edecek. Siz uzlaştığınız zaman bana bildireceksiniz. İşte o zaman da duman çıkacak falan demişti. Dedim ki işte Geçicilerin imajı kötü. Olmaz. Ondan sonra Ali Bozer zaten siyaseti bırakacağını ve bu konudan yorulduğunu açıklıyor. O da olmaz. Mesut Yılmaz da Geçiciler gibi öbür bir kesimin şeyi olarak öne çıktı. O da olmasın. Onun üzerine Mesut Bey dedi ki ya dedi, sen dedi kendin içinde de her şeyi hazırlıyorsun. Herkes teker teker dedi dışarıda bırakıyorsun. Yok dedim, benim için bir kişinin itiraz etmesi yeterli. Gördüğüm kadarıyla sen itiraz ediyorsun. Ben de olmayayım dedim. Güneş Taner eğildi. Dedi ki işte bunlar dedi muhafız açar. Bunlar da aşırı liberal. Bunlardan olmaz efendim dedi. Sonra eğildi benim kulağıma dedi ki Ali Bozer yaşlıyım diyor, olmuyor dedi. Onlar muhafazakar, onlar da liberal, olmuyor dedi. Ben de dedi bu kavgayı yaptım dedi. Benden de olmaz. Cengiz Tuncer'le size kaldı bu iş dedi. O zamanlar
Güneş Taner Özal'ın evinde yatıyordu. Ama daha biz yöntemde anlaşamadık. Yani çünkü rahmetli Özal bizim uzlaşamamamız halinde, ki uzlaşmamız mümkün değildi. Çünkü en azından mesela Güneş Taner arkadaşımız orada bir uzlaşmayı engellemek misyonuyla bulunuyordu. Uzlaşamamamız halinde kendisinin bulacağı çözüme hepimizin razı olacağının sözünü bizden istiyordu. Bence bu baştan hazırlanmış bir senaryoydu. O Harbiye'deki ordu evinde kalıyordu, yüksek binada. Orada konuşmamız oldu bu. Ben onun üzerine sordum, abi dedim, kesin kararını verdiğine göre yerine kimi bırakacaksın? Hüsnü Doğan'ın adını verdi o zaman bana. Yani kesin. Hüsnü biliyorsunuz bizim dördüncü kardeşimiz gibi bizim evde yetişmiştir. Ve hakikaten yetenek benim talebem olmuştur. Demokratik bir ülkede iktidar partisi başkanının cumhurbaşkanlığına aday olması en doğal olgudur. Hür dünyaca benimsenmiş bu ilkeyi biz de uygulama sürecindeyiz. Önce ne mutlu Türk'üm diyene diyorum. Sonra da Allah'ın izniyle bir başka konumda hepinizle yeniden buluşmak ve milletime daha fazla hizmet etmek umuduyla elveda diyorum. Elveda benim değerli vatandaşlarım. Turgut Özal 31 Ekim 1989 günü fraklarını giydi. İlk iki turda muhalefetin meclise katılmadığı için, üçüncü turda kendi partisinden 263 oy alarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı seçildi. Yemin töreni için artık o da hazırdı. Ben meclis başkanı olarak kendisini merasim kıtasını selamladıktan sonra alıp merdivenlerden çıkarken tekrar ettim. Eğer kongreye güven oyu alıp gidilecekse bugün bakanlar kurulu açıklanacak dedi. O zaman dedi ki bakanlar kurulu sen açıklayacaksın. Yani o merdivenlerin üzerinde benim başbakan olduğumu söyledi. Biz yemin merasimini bu duygular içerisinde, daha doğrusu yemin ederken biz onun yanında bu duygular içerisinde durduk. Cumhurbaşkanı sıfatıyla devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma, büyük Türk milleti ve tarih huzurunda namusum ve şerefim üzerine and içerim. Teslim töreni yapıldı, bitti. Odaya geldik. Akbulut'u tebrik etti, kağıdı verdi. İmzaladı. Ben de şaşırdım. Akbulut'a da zaten merdivende söylemiş. Onu da haberi yokmuş. Onun nasıl öyle karar verdi, ne zaman onu hiç bilmiyorum. Vallahi ben başka birini bekliyordum. Cengiz Tuncer'i bekliyordum rahmetli. Akbulut'un adı duyulunca en çok neden sorusu soruldu.
Kimine göre Özal, Çankaya'dan vereceği direktifleri dinleyecek, sözünden çıkmayacak bir isim atamıştı. Pratikte Özal, başkanlık sistemine yönelmek, elini icraatın içinden çekmek istemiyordu. Peki acaba Akbulut bu atamanın nedenini gerçekten biliyor muydu? Nedenini bilmem. Şimdi bana sorarsanız, benim belli bir çizgim var. Benim parti açısından düşünürseniz, partinin tüzük ve programına uygun hareket eden, edebilecek olan birisiyim. Benim aldığım işlerde, yaptığım işlerde başarım var. Adım herhangi bir olaya karışmış değil. Yaşantım belli. Halkla olan diyaloğum iyi. Tabii o böyle düşünüyor mu, düşünmüyor mu bilmem ama bendeki olanları söylemeye çalışıyorum. Eğer bunlar onu bu yöne sevk ettiyse onu bilemem. Başbakanlığı sırasında Türkiye'nin yapısını değiştiren Özal artık Çankaya'daydı. Kamuoyu da merak içindeydi. Nasıl bir cumhurbaşkanlığı yapacak, neleri değiştirecekti? Özal ise ilk köşkün dekoru ve idari yapısını değiştirmekle işe başladı. Cumhurbaşkanlığına geçtik. Cumhurbaşkanı makamına girdi. Telefonla bir yeri araması gerekti. Telefonu aldı. Birisi çıktı. Kim var telefonda dedi. Baktık santral. Yani alo çakmak diyorsunuz santrala. Bana falan yeri bağla diyorsunuz. O santral bağlıyor. Ya böyle şey olur mu dedi. Ya çocuklar bir şuradan bir tane faks çekin dediler. Faks makinesi yok. Herkes sabah belli bir saatte geliyor. Akşamüstü belli bir saatte. Aynı devlet dairelerindeki gibi büyük bir karga içinde herkes servis araçlarına hücum ediyor ve gidiyordu. O zaman telefonlarımızda kilit vardı. Yani dışarıya telefon açılmasın gibilerden kilitler konmuştu. Bu durum beni son derece şaşırttı. Bilgisayar sistemleri kuruldu. Son derece modern telefon sistemi santralı yeniden köşke mahsus bir santral getirildi. En son, o zamana göre en son haberleşme tekniklerine sahip olduk. Duvar kağıtları falan. Onlar çekildi, tekrar kaplama yapıldı. Çok enteresandır. O kağıtlar söküldüğü zaman 1936-37 senenin gazeteleri yapışmış duvarlara. O günkü o kağıtların altından bütün o senenin gazetelerini görebiliyorsunuz. İlk mesela salonda, salon katında misafirlerin ağırlandığı yerde bir holde tuvaletler vardı. Ben o holden geçerken ilk o dikkatimi çekti. Açtığım zaman, ilk yapıldığı zamanki Alaturka tuvaletleri gördüm. Korkunç bir şeydi yani o manzaraydı. Ve ilk işim hemen oralıyı yıktırıp doğru dürüst temiz bir şey yapmak oldu. Ben Gezi'ye gittiğim zaman, şey ya yurt içinde veya yurt dışına gittiğim zaman kaloriferler söndürülürdü. Benim köşkün kaloriferi yanmazdı. Ve o lojmanlara, oradaki lojmanlara haftada 3 gün sıcak su verdirirdik. Her gün sıcak su verdirtmezdik. Benim kızım, baba dedi bir haftada 3 gün sıcak su veriliyor bizim şeye. Geldi bana şikayet edecekti ama ben dedim ki sen buraya gelmeden evvel kirada otururken her gün akıyor muydu dedim senin şeyin, sıcak suyun. Ama onun için o tasarruf tedbirleri sonuna kadar riayet ederdik. İki apayrı dünya. Türkiye'de önemli bir nöbet değişimi başlarken uluslararası ilişkilerde tam bir deprem yaşanıyordu. Demir perde çökmüş, Sovyetler Birliği dağılma noktasına gelmişti. Tüm dengeler değişiyordu. Orta Doğu'da 8 yıl süren İran-Irak Savaşı bitmişti. Ancak bu defa Irak lideri Saddam Hüseyin büyük bir silahlanma kampanyasına girmişti. Bölgede potansiyel bir tehdit oluşturuyordu. Özal'ın Çankaya'daki ilk direktifi de bu oldu. Bana Irak dosyasını getirin.